2000 tabii ki 2 sene boyunca hazırlık yaptık. İşte Avrupa vardı, dünya vardı. Bir de Türkiye şanı tabii bunların önünde. Önce Türkiye şanası var. 2010'da Türkiye rekorunu kırdım. Tabii iyi bir şekilde hazırlık yaptık. 2011'de dünya üçüncüsü oldum. Yani tabii ondan sonra da tekrar işte Türkiye şanı falan yapıldı. Yani yaklaşık 5 tane Türkiye rekorunu kırdım. Ondan sonra tabii maddi durumu olmadığı için 2 sene ara vermek zorunda kaldım. Yani kimse yardımcı falan olmadığı için ben de mecburen 2 sene boyunca ara vermek zorunda kaldım. Yani önümüzde tabii büyükler Avrupa vardı, bir de büyükler dünya vardı, bir de 2016'da olimpiyat vardı. Yani tabii ki tek hedefim olimpiyatta derece yapmaktı. O yüzden dedim iyi bir şekilde çalışmalarıma devam edeyim, inşallah hedefime ulaşabilirim. Yani Halil Mutlu gibi, Naim Süleymanoğlu gibi, yani olimpiyatlarda derece yapmış gibi. Tabii ki hedefimiz onlarda, yani inşallah biz de onlar gibi iyi bir şekilde dereceler yaparız. 2 sene boyunca hem ara verdim hem lokantalarda çalışıyordum. Bizim sağ olsun pansiyonum vardı. Uni Fitness tarzında çalışıyordum. Yani aile katkım olsun diye. O yüzden öyle işler, yani simit olsun, bıyacılık olsun, eski yaptığım işlerden onlarla bile geçinip gidiyorum. Halif'le 2007 yılında tanıştık. 2007 yılında yanıma aldım. 2007 yılında başladık. Bir sene sonra Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Türkiye rekorları, ardından dünya üçüncülüğü. Tabi daha sonra bazı sıkıntılar yüzünden, maddi sıkıntılar yüzünden çocuk ara vermek zorunda kaldı. 2 yıl bir ara verdi. Tekrardan ikna etti kendisini, ailesini ikna etti. Tekrar altı taraf hazırladık. İnşallah 2016-2020 olimpiyatlarına gidebilecek kapasitede. Onun için hazırlık yapıyoruz. Tabii bunun yanında bir sürü şey tecrübeler, maddi sıkıntılarımız var. Hani sadece antrenman olmuyor. Beslenmesi olsun, ekstra ihtiyaçlar olsun. Hani herhangi bir yerden maaş bile almıyor çocuğum.